arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir erkek bebek yeleği çalışması yapacağız. Yeleğimizi örmek için yakadan başlıyoruz. Kol kenarlarımızdan artışımızı yapıyoruz. Yeterli roba sayısına ulaşınca gövdemizi birleştirerek bu şekildeki görmüş olduğumuz mavilerimizi örüyoruz. Ve istediğimiz uzunluğa geldikten sonra görmüş olduğumuz iki tane bakınız açık ceplerimizi de örüyoruz. Sonrasında bütün kenarlarımızı tığlama işlemini yapıp yeleğimizi tamamlıyoruz. Evet yeleğimizin ölçüsünü görmek istiyorum. Şöyle 30 santim yeleğimizin uzunluğu, kol altından ölçüsünü alalım. 26 santim kol altından genişliği. Evet yeleğimizin ölçülerini de aldıktan sonra hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Makolux Minnoş Baby kullanarak yeleğimi örmek istiyorum. %35 poliamid, %65 premium akrilikten oluşmakta. İpimiz renk numarası ise 99076. 100 gram ve 340 metreden oluşuyor. 2,5 numaralı da tığımızı kullanıyoruz yeleğimizi örmek için. Zincirlerimizi çekerek yeleğimizi örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bunu düğüm olarak sayıyorum. Zincirime dahil etmiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirimi çekiyorum ve ayracımı takıyorum. Tam 12. zincirimizin içerisine takalım. Bu yeşil zincir, yeşil ayraç da dahil ileğimizin önü için. Kolumuz için 14 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Tam 14 tane zincirimi çektim. 14. zincirin içerisine ayracımı takıyorum ve bu da yeşilin olduğu yerde kolum için dahil. Şimdi arkamız için 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 ve 24 tane de arkamız için çekiyorum. Tam 24. zincir yuvasının içerisine batıyorum. Tekrar kolum için 14 tane örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 zincirmede ayracımı takıyorum ve saymaya başlıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane daha zincirimi çektim ve yeleğimin ilk zincir sırasını bu şekilde hazırladım hemen ölçümüzü alalım iplerimizin ve elimizin sıkılığı gevşekliği hakkında bir fikrimiz olsun Evet 27 santimde bakınız gayet rahat duruyor 27 santim zincirimizin ölçüsü şimdi birinci trabzan sırasını örmeye başlayalım Evet 12 tane zincirimiz vardı hemen bir iki tane zincir sayıyorum ve elimi burada tutuyorum üzerine iki zincir daha ilave ediyorum tığımın başını dolayarak tam tuttuğum yere yani ikinci trabzanımın ikinci zincirin olduğu yere gelerek bir tane trabzanım örüyorum. İki tane trabzanım hemen bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Ve ilerliyorum. Toplamda 12 tane trabzanımı örüyorum. Her birine birer birer batıyorum. Bakınız. Zincirimizin içerisine mavi ayraca kadar mavi ayraç dahil değil mavi ayraç kolumuzla ilgili devam ediyorum şu şekilde bakınız trabzanlarımız birer birer ilerliyor örüyorum ayracıma gelene kadar Evet tam bakınız geldik ve kaldık sayalım 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12 tane trabzanımız oldu. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen çıkarıyorum. Çıkardığım yerden pembeye kadar trabzanlarımı örüyorum. Yani pembe ayrıcımıza kadar. Düz trabzan örüyoruz. Sayılarımızı saydığımız için hiç problem olmayacak. Pembeye kadar ilerleyelim. Evet pembeye kadar geldim. Şöyle bakalım. Tam pembeyi de çıkarıyorum. Olduğu yerdeyim bakınız. Çıkarıyorum. İki tane zincirimi de ilave ettikten sonra en son kolumun trabzanın üzerine ve arkamız için ördüğümüz 24 zinciri birer birer üzerine trabzanı örerek tamamlıyoruz yeşile kadar ilerleyelim. Birer birer örüyoruz bakınız. Aralarda atlamıyoruz. Her bölüm arasında herhangi bir zincir atlamamız yok. Hemen en son trabzan üzerine iki zincir çekip diğer bölümümüze geçiyoruz. Şimdi yeşile kadar trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Evet yeşil ayracımın olduğu yere kadar geldim. En son trabzanımın üzerine 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum, ayıracımı çıkarıp diğer açık yeşile kadar birer birer ayıracımı trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Sadece trabzanlarımızı örüyoruz. Evet son trabzanımı ördüm. Üzerine 2 tane zincir mi çektim? Hemen en son bölümümü de örüyorum. 12 tane trabzanımı ve ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, bütün trabzanlarımızı örerek bitirdik. 12 ve 12 yeleğimizin önü için 14 ve 14 Yeleğimizin kollar için bir 24 tane trabzan da yeleğimizin arkası için hazırladık. Şimdi yeleğimizin ikinci sırasını örmeye başlayalım. 3 tane zincirimi bitirdiğim yönden çekiyorum. 1, 2, 3 örgümün ardını çeviriyorum. Ve tığımın başını doladıktan sonra ikinci trabzanımın bakınız dıştan orta parmağımdan taraftaki bölümünü alarak örüyorum. Diğer bakın sırayla içten tam batıp almıyoruz. Tek bir tanesini buğday başağı gibi görünen yani buğday gibi görünen kısmı orta parmağımdan taraftakine girerek örüyoruz. Bu taraftaki kalıyor. İkiye ayrılıyor. Bakınız. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Her trabzanımızı ortaya giriyorum bakın dış parmağımdan tarafı yani dıştan taraftakini alıyorum yine trabzanımı örüyorum en son trabzanımı da aynı şekilde ördükten sonra iki zincirimin olduğu yere geliyorum bakın şu şekilde arkası bu şekilde de önü iki zincirimin içerisine bir iki 3 tane trabzanım örüyorum. 3 tane trabzanı ördükten sonra 1-2 zincir çekiyorum. Aynı yere girerek, bakınız aynı yere giriyorum. 3 tane daha trabzanımı hemen örüyorum. 1-2-3. Bu sıramızdaki bütün artışlarımızın hepsini, yani 2 zincir çekmiş olduğumuz 4 tane bölümümüz var. Bakın birincisini ördük, 2-3 ve 4 dördüncüsü. Her birisine üçer trabzan, iki zincir olarak çekeceğiz. Üç trabzan, iki zincir ve üç trabzan. Şimdi örmeye devam edelim trabzanımızı. Tığımın başında doluyorum. Sıradaki gelen ilk trabzanı yine ardından bakın şöyle gördüğümüz zaman ardına düşen tarafı alıyorum ve örüyorum. Yanındakini yine ardına düşen tarafı alıyorum ve sıra başına kadar bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle çok rahat bakın bu kadar çevirmeyi sadece e, görebilelim diye yapıyorum. Yoksa eliniz çok rahat bir şekilde alışacak ve örecek. Evet artış yerlerimize de üçer üçer trabzanımızı örelim ve sıramızın başında görüşelim. İkinci sıramızı örerek tamamladım. Bakınız her bir bölümümüzde 3'er trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak artık 4 tane bölümümüzün de her ayrımımızda birer artışımız var. Evet en son trabzanımızı sizlerle birlikte örelim. Zincirden dönerek yapmış olduğumuz trabzanımızın üzerine gelelim. Bir tane trabzanımızı örelim. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim ve örgümün arkasını çevirdim. Şimdi 3. sıramızı örmeye başlıyoruz. Yine aynı şekilde orta parmağımdan taraftaki bölümden alarak trabzanlarımı artış yerime kadar örüyorum. Bakınız dıştakini alıyorum ve ilerliyorum. İpimi yarımlamayı Artış yerimize kadar gelelim. Evet önden birinci trabzanımızı örerek birer birer trabzanlarımızı ördük. Yine artışımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3 2 tane de zincir bir ilave ediyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 yine üçer üçer artışımızı yaptık ve trabzanlarımızı tıpkı burada ördüğümüz gibi dıştan olan bölümünden örerek sıra başına kadar ilerleyelim 3. sıramızı tamamladık sıramızın başındayız üç tane zincirimi diğer yönde çektim ve yine bu yönde aynı şekilde trabzanlarıma örerek artış yerine kadar geliyorum birlikte başlayalım yine orta parmağımdan tarafta yani dıştaki bölümünü alarak örüyorum Ve artış yerime doğru ilerliyorum yarımlamadan alalım lütfen dikkat edin eğer yarımladıysak bazı ipler özellikle çok parçalı geri dönüşü fark ettiğimiz an yapalım ama tabii fark etmediyse sonrasında içe doğru çekerim Evet artış yerime doğru geliyorum sıramın sonuna kadar örerek geldim şimdi 3 tane artış yapmıştık 2 ile 3. sıramızda bu sıramız ve bundan sonraki sıralarımızda ikişer artış olarak yapalım ve robamızı tamamlayalım tığımın başını doluyorum araya giriyorum 1 tekrar tığımın başını doluyorum araya giriyorum 2 araya 2 tane zincirimi ilave ediyorum tekrar aynı yere girerek 2 tane daha trabzanım örüyorum 1 ve 2 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan alt sıralarda üçer üçer örmüştük bakınız bundan sonraki sıralarımızın tamamında 2 tane trabzan 2 tane zincir 2 tane daha trabzanımızı ilave edelim diğer araları aynı şekilde dıştan şöyle dıştan örelim dışa olan kesimleri tekrar bu kısımlarımızı burada yapmış olduğumuz gibi trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek biraz büyütelim Sıvamızda artışlarımızı yaparak büyütmeye devam ettik. Birinci sıramızda sadece bölümlerimizi ayırmıştık. 2 ile 3. sıramızda üçer üçer artışımızı yaptık. 4, 5, 6. sıramızda ise ikişer ikişer artışlarımızı yaptık. Bakın 3 sırada 2 artışımız vardı. 2 ile 3. sırada yani 2 sırada da üçer üçer artışımızı yapmıştık. Bu sıradan sonra birer birer artışlarımıza başlayalım. Sıramı örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıramı örerek geldim. Tam artış yerindeyim. Artış yerine geldiğimde hemen tığımın başını doluyorum. Ve araya iki tane zincirimin olduğu yere girerek bir tane trabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi ilave ettikten sonra tekrar bir tane trabzanımı örüyorum. Bakın birebir arttım. Şöyle yakından görecek olursak birinci bölüm artışlarımızdı. Diğer iki sırada üçer üçer arttık. Daha sonrasında ise ikişer trabzan, ikişer trabzan artmıştık. Şimdi bir trabzan ve bir trabzan olarak örelim ve birkaç sıra bu şekilde devam edelim. Diğer bakın şu şekilde normal trabzanlarımızı örmeye devam edelim. Ve artışlarımızda diğer bölümlerimizde de diğer artış yerlerinde de bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzan olarak devam edelim. Şöyle görelim. 7. sıradan itibaren birer birer örmeye başladık. İliğimizin robasını örerek büyütmeye devam ettim ve istediğim ölçü geldi. Hemen santim olarak bakmak istiyorum. Sizinki ile ölçümüzün kıyaslamasını yapmak için. Şöyle bir uçtan diğer uca 27 santim robamızın arka genişliği kollarımıza baktığımız zaman şöyle yüksekliğine baktığımız zaman 10 santim hemen hemen bakınız dokuz buçuk on santim Evet ölçülerimizi karşılaştırdıktan sonra Eğer ölçünüz çok küçükse iki sıra daha roba kısmına devam etmenizi tavsiye ederim hem eni hem de yüksekliği küçük ise iki sıra birer artışlarla devam edelim şöyle yapmış olduğumuz artışlarımızı tekrar bakalım başlangıçta artış yapmadan ördük. 2 ile 3. sıramızda üçer üçer trabzanımızı arttık. Bakınız 3 ve 3 arttık. Daha sonra ikişer ikişer arttık. 1 2 3 sıra ikişer arttık. 1 2 3 sırada birer birer trabzanlarımızı artarak e, roba kısmımızı büyüttük. Bakın şöyle çok güzel dilimli dilimli, yükseltili ve alçaltılı olarak robamızı tamamlamak üzereyiz. Şimdi ben sıramızı başladım. Bakınız şuradan tam kol altına kadar örerek geldim. Yeni sıramızın ucundan tam artış yerindeyim. Şöyle bakalım. Bir tane artışımı yapmak için girdim ve yaptım. Bakın bir tane artışımı yaptım. Ve bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Kolumu büktükten sonra diğer tarafa geçiyorum ve bir tane trabzanım örüyorum bakın şuradaki kolumuzu bir artış yaptıktan sonra büküyorum diğer kolumun olduğu yere geliyorum ayrımımın olduğu yere bir tane artışımı yapıyorum yani bir trabzanımı ördükten sonra hemen aynen aldığım şekilde almaya devam ederek yeleğimin arkasını örüyorum sadece trabzanlarla diğer kol altına kadar bu şekilde örerek ilerliyorum. Kolumuzun birleştirilmesini yapmıştık. 3 zincir çektim. Arkadan örerek ilerledim ve diğer kol altının olduğu yere geldim. 2 zincir çekmiş olduğumuz ayrım yerindeyiz. Hemen zincirimin içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum ve 3 tane zincirimi hemen çekiyorum. 1 2 3 kol altında biraz genişlik istediğimiz için kolumuzu diğer ayrım yerine tam denk gelecek şekilde büküyorum. Bakın her ikisini de büktükten sonra tığımın başını dolayarak bir tane trabzanımı ayrım yerime örüyorum. Ve yeleğimin ön kısmını örmeye başlıyorum. Hemen ilk trabzandan başlayarak örelim. İlk trabzan şöyle Evet bakın arkadan alıyorum. Ve tamamlanana kadar örelim. Kollarımızın her ikisinin altından üçer zincir çekerek birleştirme işlemimizi yaptık. Şu şekilde bakınız. Gayet güzel oldu. Şimdi aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Renk e, ikinci bir renk uygulaması yapacağız ama bir iki sıra aynı mavimizi örelim. Daha sonrasında diğer rengimizi birlikte örelim. Ama öncesinde şurada örmeye başladığımız gibi kol altına da birlikte örelim. Herhangi bir değişikliğimiz yok. Bakın 3 tane zincirimi çektikten sonra ilk trabzanımın ardından giriyorum. Ve ilerliyorum. Kol altına kadar gelelim. Kolumuzun altına kadar trabzanlarımızı örerek geldim. Tığımın başım doluyorum 3 tane zincir çekmiştim birer birer örüyorum bakın birincisine batarak ördüm şöyle tekrar ikinci trav ikinci zincirin içerisine giriyorum ve trabzanımı örüyorum daha fazla da yapabilirsiniz kol altını geniş istiyorsanız 5 de çekebilirsiniz 7 de ne kadar isterseniz bakın 3 tane trabzanımı ördükten sonra hemen arkaya geçiyorum ve yine aynı şekilde örerek ilerliyorum diğer kol altına kadar bu şekilde örelim diğer kol altını da birlikte örelim arkamızdan dümdüz örerek geldik bakınız diğer kolumuzu birleştirmiştik ve üzerine trabzanlarını örmüştük hemen buradaki kolumuzun da her bir zincirin içerisine birer tane trabzanımızı örüyoruz 3 zincir çekmiştik 1 ikinciyi örüyorum 2 ve 3. örüyorum. Sonrasında hemen önümüzdeki ilk trabzanın üzerinden birebir örmeye başlıyoruz. Ve bu sırada uca geldikten sonra tekrar diğer başa kadar gelelim. Yani kol altından sonra toplamda iki sıramız örülmüş olsun birleştirdikten sonra diğer renge üçüncü sıramızda geçelim kol altından sonra iki sıramızı örerek tamamladım. Şimdi e, yine Nako'nun farklı bir mavisi olan mavimle ikinci rengi geçmek istiyorum. Tabi sadece fikir amaçlı e, gösterdiğimiz renkler dilediğiniz renklerle kombin edebilirsiniz. Beyazla da çok hoş oluyor ya da dilediğiniz farklı renklerle örebilirsiniz. Şimdi bakınız şurada mavimizin en son trabzanını örmemiştim. Birlikte örelim tam tepesine batıyoruz son trabzanımızı bir defa çekiyoruz ikinci çekmemizi ipimizi alarak örelim diğer rengimizi bu şekilde başlıyoruz şöyle sıkıştırıyorum ve 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum aynı şekilde örmeye devam ediyorum hiç farklı bir işlem yapmıyoruz ardından alıyorum sadece renk katması için bir hareket vermesi için yeleğimize rengimizi değiştirdik. Sıramızın sonuna kadar ilerleyerek devam ediyoruz. Sona kadar ilerleyelim. Koyu renkteki mavimizi sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son trabzanımın üzerine batarak örüyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum ve diğer açık mavimin olduğu yöne doğru geçiyorum. Şöyle görelim bakınız gayet güzel bir kat halinde mavimizi buraya ördük şimdi sıramızın başına geliyoruz diğer açık renkteki mavimizi 3 tane zincir çekerek ördüğümüz trabzanımızın tepesine tığımızın başını girdiriyoruz ve mavimizi alarak açık renkteki mavimizi 1 2 3 tane zincirimizi çekip başlıyoruz. Şimdi bu yönden tekrar bu yöne doğru gideceğiz. İpimizin olduğu yöne doğru. Yalnız buraya kadar almış olduğumuz alma işlemini yani trabzanımızı alma işlemini tam tersi yönünde alma yapacağız. Çünkü buradaki katın arada kalmasını istiyorum. Bir sonraki katımın da kabartılı durmasını istiyorum şu şekilde baktığınız zaman bakın basamak basamak bir kat yukarıda bir kat aşağıda yukarıda aşağıda şimdi mavimiz koyu renkteki mavimiz aşağıda kalmakta ve öreceğim diğer kat mavinin dışarıda kalması lazım o yüzden şimdiye kadar ördüğümüzün tam tersi yöntemiyle örüyoruz mavimizin üzerine 3 tane zincirimizi çektikten sonra tığımın başında oluyorum bu kez şöyle iki tane görünen Bakın ilmeğimizin üst kısmını kendimizden taraftakini örüyoruz. Atıyorum. Farklı bir işlem yok. Sadece kendimizden taraf. Bakın içten taraftaki kendimizden diğer taraf, Buradaki parmağımızdan taraf yani dıştan taraf alıyorduk. Bu kez baş parmağımızın olduğu yönden kendimize doğru alarak örüyoruz. Biz bu tarafa doğru kabartılı olmasını sağlıyoruz. Açık mavimizin düzenimizi hiç bozmadan Devam ediyoruz. Sadece alma yönümüz farklılaştı. Bakınız. Tekrar şöyle bakalım. Bakınız bu taraftakini alıyoruz. Diğer taraftakini değil. Sıra başına kadar böyle örelim ve tamamlayalım. Diğer ucumuza kadar örerek geldik. Bakınız mavilerimizi. En son trabzanımızı sizlerle birlikte örelim. Bakın en son trabzanımızda ilmeğimizi bu şekilde bırakmıştık. Şimdi takıyorum mavime ve başlıyorum. 1 2 üçüncüyü birlikte çekiyorum. 3 tane zincirimi çekerek döndüm. Burada mavi olması hiç önemli değil. Zaten kenarını öreceğimiz için e, herhangi bir sıkıntı yok. Üzerine işlememizi yapacağımız için buradaki rengimiz kapanacak. Buranın açık mavi, buranın koyu mavi olması hiç fark etmez. Evet tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi sıkıştırdıktan sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve başlıyorum yine orta parmağımdan taraftan örmeye bakınız ilmeğimizi diğer tarafından alıyoruz şöyle ve uca kadar yine aynı şekilde dış tarafından trabzanlarımızı alarak örelim ve bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım Toplamda 3 sıra öreceğiz bu şekilde mavimizi koyu renkteki olanı. Evet sıra başına kadar ilerleyelim. Evet sıramızın ucuna kadar örerek geldim. Yine diğer başlayın bakınız. Diğer başımıza geldik. Açık mavi ipimizi alıyoruz. Biraz önceki örmüş olduğumuz gibi kendi yönümüzden doğru örüyoruz. Hemen 3 tane zincirimin üzerine gelerek batıyorum tam zincirimin üzerine batalım kayma olmasın ve başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum kendimden taraftaki bölümünden bakınız alıyorum ve trabzanlarımı bu şekilde örüyorum sırası ile şöyle bakalım sıramızın başına kadar yine örerek geldim. Önden alarak ördük açık mavilerimizi. En son koyu renkli mavimin ilmeği takıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Açık mavimin içerisinden geçiyorum ve başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Aynen orta parmağımın olduğu yönden alarak bakınız. Yine dıştan alarak örüyorum. Evet. Buradaki artık açık mavi ipimizi de kesebiliriz. Çünkü 3 tane 3 sıra istemiştik. Koyu mavimizi bittiği yerden devam edelim. Hemen makasımı aldım. Şöyle kestim. Ve oraya bağlayalım. Mutlaka bağlama işlemimizi yapalım. Ya da şöyle düğümümüzü atalım. Bakınız örerek bakın şu şekilde aldım bir tane zincir çektim sıkıştırdım kesinlikle açılma yapmayacak buradan mavimizin e, bittiği yerden açık mavi ile devam edeceğiz burada kalmasının artık anlamı yok Evet devam edelim dıştan alarak örmeye Uca kadar ilerliyoruz farklı hiçbir işlem yapmıyoruz birer birer ilerleyelim 3 sıramızı tamamladıktan sonra ipimi burada kopardım bakınız ipimi kopardığım yerden itibaren tekrar açık mavimi alıyorum ve artık dümdüz yukarıdaki yapmış olduğumuz gibi tamamen mavilerle hep tersinden dıştan alarak yani orta parmağımızdan taraftan alarak örmeye başlayalım 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çektikten sonra bakın dıştan alıyorum. Şöyle dıştan alarak ilerliyorum ve tamamen istediğim ölçü gelene kadar dıştan örmeye devam ediyorum. Bakın şöyle dıştan Evet istediğimiz ölçü gelene kadar hem gidişte hem de gelişte dışarıdan alarak örelim. Yeleğimizi 2, 4, 6, 8, 10. 10 sıra daha ördükten sonra tamamladım ve görmüş olduğunuz gibi bir tanesini işaretimi bıraktım. Bu işaretlerle şöyle minik bir cep yapacağız. İşaretimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan sağ taraftan ayırdım ve ortaya 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 15 tane trabzan ayırdım. Tekrar diğer tarafa 2, 4, 6 tane trabzanımı bıraktım. Ve 6, 6 bakınız kenarlarından ayırdığımız trabzanlarımızı şuradan ilmeklerimizi alarak örmeye başlayacağız. Dışından örüyoruz. Bir tane zincir çekerek düğümümü attım ve hemen bakınız 2, 4, 6 işaretimi taktığım yerin şuradaki kabartılı yerinden aldım 1 2 3 hemen ikinci trabzanımın aradan girdim ikinci trabzanımı ördüm ve üçüncü trabzanımı da bakınız şöyle giriyorum trabzanım örüyorum bakınız tam şu şekilde aradan giriyorum şöyle ipimi kenara alayım şöyle örüyorum diğer trabzanımı Tekrar sırasıyla şu şekilde alalım ve örelim. Başlangıç yerimize kadar örerek ilerliyorum. Şöyle görelim bakınız. İşaretimin olduğu yere kadar ördüm başlıyorum. 1-2-3 çeviriyorum. Artık sadece cep olarak örüyoruz. Gövde ile bir bağlantısı kalmıyor. Buradaki trabzanlarımızı örüyoruz. Yeleğimizin ceplerini 1-2-3-4-5-6-7-8 8 sıra örerek tamamladım. Diğer cebimi bakınız yanlarından diktim. Şu şekilde açık kullanılabilen bir cep. Bir tane de düğme ile güzellik katmak istedim. Şöyle bir sıra büktüm bakınız öne doğru. Şimdi şunu da birlikte dikelim. Bakınız ipimi biraz fazla kopartıyorum. Hemen kenardan şöyle bir tane trabzanımı büküyorum. Diğeriyle aynı ölçüde olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakınız 7. den dikmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şuradan hemen dikmeye başlayalım. Normal çok sıkıştırmanıza gerek yok. Sıkıştırmadan ve bükmeden sırasıyla aşağıya doğru inerek dikelim. Bakın gayet normal dikiyorum. Herhangi bir şekilde zaten travzanlarımızda aynı renk olduğu için problem olmamakta. İçeri geçiyorum. Arkaya bir tane düğümümü atıyorum ve diğer tarafta aynı şekilde dikiyorum. Şuradaki ipimizi de içeriye alalım. Evet. Diğer tarafı da dikelim ve sonrasında kenarlarımızı tığlamaya başlayalım. Bakınız kolumun bir tanesini tığladım. Tıpkı kolumuzdaki yapmış olduğumuz tığlama çalışmasını sizlerle birlikte çalışacağız. Önümüzden başlayalım. Bütün kenarlarımızı dolaşalım. Sonrasında yeleğimiz tamamlanmış olsun. Evet yeleğimin her iki cebini de dikerek tamamladım. Şimdi kenarımızı örmeye başlayalım. Yakamızın olduğu yerden başlıyorum kenardan batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum bakınız yakamızın kenarından sol tarafa doğru ilerliyorum düz yönden ilk trabzanla ikinci trabzanımın arasına giriyorum batıyorum diğer trabzanlarımın da her birinin arasına birer birer batarak ilerliyorum hiç farklı bir işlem yapmıyorum başını doluyorum batıyorum her trabzanımızın arasına artış yerimize batmıyoruz diğer trabzanımızın olduğu yere geçiyoruz burayı atlayalım diğer trabzanıma batıyorum yakamızı bitirene kadar bu şekilde örelim şuradaki artış yerine batmayalım Yakamızı birer birer bakınız tığlayarak uç noktaya kadar geldik yeleğimizin yan kısmını. Yan kısmında da bütün trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek ilerliyoruz. Hemen tepe noktasındayım. Tığımın başını doluyorum. Bir ve iki defa örüyorum. Diğer trabzanıma geçiyorum. Bir ve iki. Diğer trabzanımı yani bütün trabzanlarımızı başını dolayalım ve iki defa örelim başını doluyorum tek seferde çekiyorum başını doluyorum tek seferde çekiyorum bu yan kısmı bitirelim aşağıda görüşelim tığlama işlemini ikişer ikişer yaparak alt noktaya kadar geldim alt noktada ise sadece dönüşte bir tane daha ilave ediyorum sonrasında her trabzan arasına birer tane trabzanımı örüyorum Bakınız her trabzanımızın arasına hiç atlamadan birer birer ilerliyorum ve diğer karşımızı da yanlardan yine burada yaptığımız gibi ikişer ikişer tığlayarak yakamızın ucunda görüşelim Trabzanlarımızı örerek yukarıya kadar geldim ve başlangıç noktasının olduğu yerdeyim. Hemen başlangıçla bitişi birleştiriyorum. Şu şekilde ilmeğimi geçiriyorum ve her ikisini bir bütün halinde tamamlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen iki tane trabzanımızın tam arasına giriyorum ve bir tane örüyorum. Bakınız. Tekrar bir trabzandan sonraki iki trabzan aralığına giriyorum. Geriye doğru örüyorum. Bakınız iki tane trabzanımız var. Bir tanesinin arasına giriyorum. Örüyorum. Diğer iki trabzan arasındaki geçişe girerek örüyorum. Bakınız her trabzan arasına batıyorum. İpimi alıyorum. Sırada burası bakın. Batıyorum. İpimi alıyorum. İki trabzanın tam ortasına giriyorum. İpimi alıyorum. Sadece örüyorum ve geriye doğru geliyorum. Bakınız ileriye doğru değil. birer birer her trabzanımızın arasına girerek geriye doğru gelelim ve sıramızı tamamlayalım. Birkaç eğer yapamazsanız lütfen birkaç defa deneyin. Hiç pes etmeyin. Çok kolay. Hemen yapılabilecek özellikti. İlk önce biraz geriye gelindiği için sanki kafa karıştırıyormuş gibi gelse de asla öyle değil çok çok da zevkli bakınız iki trabzanın arasına giriyorum önce batıyorum ipimi alıp çekiyorum ve tekrar kapatıyorum batıyorum ipimi alıyorum çekiyorum ve kapatıyorum sıramın sonuna kadar bu şekilde gelelim İliğimizin yanından alt kısma geçtim. Alt kısımda da her bir trabzanımızın arasına yine aynı şekilde bakınız. Örerek geçelim. Batalım. ipimizi alıp çekelim. Batıp ipimizi alıp çekiyoruz ve Diğer yönde de aynı işlemimizi yaparak ilerliyoruz. Alt kısmı bitirdikten sonra diğer yönümüze de başlayalım. Şu kısmı yukarıya doğru örelim. Yukarıda tekrar görüşelim. Kenar tığlamalarımı yaparak yukarıya doğru ilerledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam 7 tane trabzanıma gelene kadar ördüm. 7. trabzanımın olduğu yerde 2 tane düğme kullanmak istiyorum. Bakınız şöyle hem ikinci de ve burada zincir çekerek karşıya geçmek istiyorum. Buradan iliğimi bu şekilde ayarlamak istiyorum. Bunun için zincirimi çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle büküyorum bakınız. Şöyle büktüm bakınız. Ve hemen dibine batıyorum. ve geri dönüşümüzü yaparak bakın şu şekilde geri dönüşümüzü de yapıyoruz yukarıya doğru ilerlemeye devam ediyoruz yukarıda ikinci bir iliğimiz daha olacak bunu da birlikte çalışalım şuradan alıyorum tekrar ördüm bakınız yukarıya doğru aynı şekilde örüyorum ileğimizi açmak istediğimiz yere çalışalım. Bu kadar yukarı gitmeyelim. Düğmemiz bebeğimizin çenesini rahatsız etmesin. Burası yeterli. 1, 2, 3, 4, 5... Evet ne kadar zincir çektiyseniz mutlaka o kadar zincirimizi yine çekelim ve ayarlamamızı yapalım. Zincirimizi çektikten sonraki ayarlamamızı yapıyorum ve geriye tekrar gelerek devam ediyorum. Yakamızda bu işlemimizi yapmıyoruz. Evet, bir tane zincirimi çekerek tamamlıyorum. Şimdi karşısına düğmelerimizi dedik iliklerimizi düğmelerimize dikerek taktık bakınız çok çok güzel oldu şimdi kolumuzun çalışmasını yapmaya geldi sıra kolumuzda da aynı şekilde sadece başını dolayıp birer defa batıyoruz daha sonrasında üzerine yukarıdaki yapmış olduğumuz gibi yani biraz önce yapmış olduğumuz gibi geri dönüşlerimizi yaparak kolumuzu da tamamlıyoruz tam alt noktadan başlıyorum bir tane zincir çekiyorum her trabzan arasına birer birer başını dolayıp batıyorum bakınız başını doluyorum araya giriyorum diğer trabzanlarımıza da birer birer başlangıç yerimize kadar bu şekilde ilerleyelim başlangıcımızın olduğu yere kadar Trabzanlarımızı ördük. Hemen başlangıç noktama gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra araya batıyorum. Hemen trabzan aralarına. Yine geriye dönüş olarak üzerini örmeye başlıyoruz. Her trabzan arasına birer birer batalım. Alıp kapatalım. Ve kolumuzun kenarını da tamamen bu şekilde ördükten sonra yeleğimizi bitirmiş oluyoruz. Lütfen pes etmeyin sakın gözünüz korkmasın çok kolay bir örgü. Başka kenar süslemelerinde de mutlaka kullanırsanız Evet şimdi bitirene kadar devam ediyorum. Evet yeleğimizin sonuna geldik. Kollarımızı da ördükten sonra bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.